konuklarımız var. Başta kendisi bir anlamda Mersinli saydığımız, her vesileyle sık sık Mersin'i ziyaret eden, her derdimize koşan, her zaman kendisine başvurduğumuz Malatya milletvekilimiz, partimizin genel başkan yardımcısı Sayın Veli Ağbaba aramızda. Yine komşu ilimizden Adana milletvekilimiz Burhanettin Bey aramızda. Mersin milletvekillerimizden Alpay Alpben ve Cengiz Gökçen aramızda. Parti yöneticilerimizden, meclis üyelerimizden, muhtarlarımızdan ama çoğunluğu kadın olan arkadaşlarımız burada. Bildiğiniz gibi 2021'i iyi geçiremedik. Toplum olarak kötü bir yıl geçirdik. Ekonomik yönden, siyasi yönden, dış ilişkiler yönünden, işsizlik yönünden her alanda olumsuzluklar yaşadık. Yeni bir yıla yeni beklentilerle giriyoruz. Hepimiz güzel günler gelecek diyoruz. Güzel günlere çok kısa bir zamanda demokratik yolla kavuşacağımız inancındayım. Şu son günleri güzel geçirelim diye bugünden başlayarak yılbaşı gecesine kadar sizlerle burada müzik eşliğinde yine kadınlarımızın burada sergilenmiş olduğu ürünleri göreceksiniz. Gıda reyonlarını göreceksiniz. Evde televizyon izlemektense eski yılı burada iyi bir şekilde sevgiyle karşılayalım istiyoruz. Ben tekrar konuklarımıza başta gelen başkan yardımcı hoş geldiniz. Sizlere sevgi ve saygılar sunuyorum. Efendim hepiniz öncelikle saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Belediye başkanımız Neşet Tarhan söyledi. Aslında benim %66'm Mezitli. Mezitli oturuyorum. Eşim Mezitli'de. Viranşehir'de. Yani siyaset yapma niyetim yok. Öncelikle söyleyeyim. Belediye personelimize buradan selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Mezitli Neşet Tarhan'ın takım kaptanlığında ama onların sayesinde tertemiz bir ilçe. Sözlerimin başında söyleyeyim. Neşet Tarhan'la gurur duyduğumuzu burada belirtmek istiyorum. Sevgili başkanımız 2014'te belediye başkanı oldu. Ben de yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcısı oldum. Çok net gördüm nasıl çalışmalar yaptığını gördük. Tabii Mezitli'nin bugüne gelmesinden beri geçen herkesi tebrik ediyoruz, herkesi kutluyoruz. Ama burada belki birçok belediyede olmayan bir örnek modeli gerçekleştirdi sevgili Neşet Tarhan. Hem kadın üretici pazarlarının hem kadınların ürettiği bir mezit yarattı. Köyden daha önce hiç çalışmamış kendi emeğini de geçen insanları evlerinin patronu yaptı. 800 tane değil mi? 800 tane kadın üretici pazarında kimseye muhtaç olmadan çoluğunun çocuğunun nafakasını çıkaran kadınımız var. O nedenle Neşet Tarhan'a teşekkür ediyoruz. O kadınları da buradan kutluyoruz. Başkanımızla gurur duyuyoruz. Mezitli ile gurur duyuyoruz. Mezitli eskiden küçük bir ilçeydi. Şimdi bir metropol ilçesi, merkez ilçe. Önemli bir ilçe. Sadece kadın üretim pazarlarıyla değil, daha önce görülmeyen birçok yeni işler de yaptı sevgili başkanımız. Kültür merkezlerinden tiyatroya, kreş, geçtiğimiz günlerde kreş açılışına katılmıştık. Birçok güzel işler yaptı. Mezitli'nin gelişmesinde, bugün bulunduğumuz noktaya gelmesinde sevgili Neşet Tarhan'ın emeği çok. Hem Neşet Tarhan'ı hem de emek veren belediye meclis üyelerimizi, en çok da emekçi kardeşlerimizi buradan bir kez daha alkışlıyoruz, onları selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii arkadaşlarımız söyledi hakikaten. 2020 yılının Mart ayından beri Türkiye zorlu bir süreci, dünya zorlu bir süreci yaşıyor. Bir taraftan pandemi, bir taraftan bu yıl patlayan çeşitli yolsuzluklar, mafyanın ülkeyi teslim aldığı, çetelerin hakim olduğu, ekonominin yok olduğu bir dönemi hep beraber yaşadık. Kadınlarımızın yaptığı iş bir kez daha önemli. Çünkü geçtiğimiz yıl bize gösterdi ki, üretimin olmadığı yerde, tarımın olmadığı yerde, kadının olmadığı yerde hayat yok.
Yarın kıtlık da olabilir ama buradaki yapılan tekrar iş çok önemli, çok kıymetli. Dünya hem pandemi bize gösterdi ki, hem de ekonomik kriz bize gösterdi ki, ekmenin, biçmenin, tarımın ne kadar önemli olduğunu bütün dünya görüyor. Burada bir merkez ilçe belediyesinin tarıma bu kadar sahip çıkması da her türlü takdirin üzerindedir. Hep birlikte üreteceğiz, hep beraber paylaşacağız. Önümüzdeki dönem umarım sandık geldiğinde tekrar helal sütlenmişlerin, tekrar fakirin, fukaranın hakkını koruyan, sadece 3-5 müteahhidin, 3-5 kişinin değil, bütün vatandaşların hakkını koruyan bir düzeni hep beraber getireceğiz. Gündemde, burada gençleri çok görüyorum, gündemde konuşuluyor. Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunlardan birisi de, siyasi görüşü fark etmeden söylüyorum, AK Parti'ye oy verse de, MHP'ye, CHP'ye, HDP'ye oy verse de, gençlerin yaşamış olduğu en büyük problem, liyakat meselesi. Maalesef dayısı olanlar, amcası olanlar, milletvekili yakın olanlar ya da iktidarda ahbapları olanlar işe girebiliyor. Emek çekenler, üniversite okuyanlar, gençlerimiz KPSS'de yüksek puan alsa da eleniyorlar. Yapacağımız ilk iş bu mülakatı kaldırarak tekrar insanların emeğinin karşılığını vermek olacak. Gençlerimizin emeğinin karşılığını vermek olacak. Bu ülkede tekrar barışın, kardeşliğin sesini yükseltmeliyiz. Tekrar barışı, kardeşliği hakim kılmalıyız. Siyasetçi kendine düşman yaratmamalı. Siyasetçi kin gütmemeli. Siyasetçi bu ülkede barışın, huzurun oluşabilmesi için gereken iklimi sağlamalı. Konumu ne olursa olsun, siyasetçiler, siyasi görüşler ne olursa olsun, bu topraklarda daha önce ikilen kardeşlik ve barış doğumlarına su vermek zorunda. Her gittiğim yerde söylüyorum, Anadolu toprakları barış anlamında, hoşgörü anlamında dünyanın en verimli toprakları. Bakın, bir elinde ceylanı, bir elinde aslanı barış içerisinde yaşatan Hacı Bektaş-ı Veliler'in doğduğu topraklar bu topraklar. Bu topraklar ne olursan ol yine de gel diyen Hazreti Mevlana'nın toprakları. Bu topraklar yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber diyen Şeyh Bedrettin'in toprakları. Bu topraklar gözünün ışığı olmadığı halde, iki gözü görmediği halde toprağın ne anlama geldiğini, sevginin, aşkın ne anlama geldiğini dünyaya gösteren Aşık Veysel'in doğduğu topraklar. Bu topraklar Neşet Ertaş'ların toprakları. Neşet Ertaş'ların toprakları. Bu topraklar Burhanettin Bulut'tan biraz kopya çekeyim. Yaşar Kemal'in toprakları, Yılmaz Güney'in toprakları, Ahmet Kaya'nın toprakları. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılmadan hep birlikte önümüzdeki döneme bakacağız. Tabii ki bu topraklar önemli topraklar. Dünya birbirini kırarken, yanı başımızdaki insanlar savaş içerisinde yok olurken, özellikle Suriye meselesini biliyorsunuz, Allah kimseyi topraklarından koparmasın. Burada mülteciye bakış açımız şu, mülteciye karşı değiliz, mülteci yaratan politikalara karşıyız. Onu da hep beraber ifade edelim. Bakın, bugün Türkiye Suriye değilse, Afganistan, Bangladeş, İran, Irak, Suudi Arabistan ya da Libya değilse, insanlar birbirini mezhebinden, etnik kimliğinden dolayı kırmıyorsa, bunu laik demokratik cumhuriyete borçluyuz. Bunu bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Onun değerlerine sahip çıkarak, laikliğine, cumhuriyetine, kadın erkek eşitliğine sahip çıkarak bu ülkeyi hep beraber, hep birlikte sağcısı solcusu, tabii ki en önde kadınlar olmak şartıyla aydınlığa çıkaracağız. Ben hepinizin yeni yılını kutluyorum. Önümüzdeki yıl hastalığın, pandeminin olmadığı, insanların evine ekmek götürebildiği, işsizliğin olmadığı, herkesin kardeşçe, barışça yaşayacağı bir mezitli, bir Mersin, bir Türkiye dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum.
Bak fotoğraf çekiyoruz.
İşte sevdim seni. Söyleyemedim. Dışlarda sevdim seni. Söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini. Söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini. Söyleyemedim. Sarman şiirler sözler büyüttüm. Sarman bahanlar yazlar büyüttüm. Sarman umarı gözler büyüttüm. Söyleyemedim. Sonra ben şiir içimden sonra bir ara kuşlarım sana takılmış kalmış pişman olur. Gel bir gör beni.